Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından herkese mutlu hafta sonları. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika'da geride bıraktığımız hafta gündemin öne çıkan konuları, uzman söyleşileri ve VOA Türkçe ekibinin derlediği haberlerle karşınızdayız. 6. gün başlıyor. Amerika bir kez daha seçim sürecinde. Bu sefer eyalet valiliği seçimleri 2 Kasım'da 2 eyalette Virginia ve New Jersey'de seçimler var. New Jersey'de Demokrat vali Phil Murphy anketlere göre büyük ihtimalle yeniden seçilecek ama Virginia'da Demokratlar diken üstünde. Son anketlere göre başa baş bir yarış görünüyor. Demokratlar için referandum olarak nitelenen Virginia'daki seçimler Başkan Joe Biden için de oldukça önem taşıyor. Virginia'daki seçimlerin önemini VOA Türkçe ekibinden Serhan Akif Akyıldız derledi. The Constitution of the United States. The Constitution of the United States. Başkan Joe Biden göreve başlığı daha bir yıl olmadı ve şimdilerde önemli bir sınav vermeye hazırlanıyor. Virginia'da eyalet valiliği seçimi var. Seçim bir açıdan Başkan Biden ve demokratlar için referanduma dönüşmüş durumda. 2014'ten bu yana Virginia'yı demokrat valiler yönetiyor. Ve 2020 seçimlerinde Biden eyaleti Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump karşısında 10 puan farkla kazandı. Ancak son dönemde Biden'a destek oranının düşmesi Virginia'yı da etkilemiş görünüyor. 2014-2018 yılları arasında Virginia valiliği yapan Demokrat Terry McAuliffe yeniden aday. Ancak bu kez son dönemde eski başkan Donald Trump'la arasına mesafe koymaya çalışan Cumhuriyetçi rakibi Glenn Youngkin karşısında işi zora benziyor. Virginia'daki seçimler oldukça önemli. Demokrat Terry McAuliffe'la Cumhuriyetçi Glenn Youngkin yarışıyorlar. Geçtiğimiz günlerde eski başkan Barack Obama Virginia'ya geldi ve Demokrat Terry McAuliffe için destek istedi. Başkan Biden da Virginia'ya geldi ve o da Terry McAuliffe için destek istedi. Çünkü anketler yarışın başa baş geçeceğini gösteriyor. Biden geçen hafta ortasındaki konuşmasında Cumhuriyetçi aday Youngkin'ı eleştirdi. Virginyalılara oy kullanmaları çağrısında bulundu. Dostlar, zamanı geldi. O telefon konuşmalarını yapmak, daha fazla kapı çalmak için bir hafta var. Dışarı çıkıp oy kullanmak için bir hafta. Ve Terry McAuliffe'i Virginia valisi seçmek için bir hafta daha var. Biden'ın oy kullanma çağrısının nedeni seçime katılımın fazla olmasının demokratlara yarayacak olması. McAuliffe'ın anketlere göre siyahlar arasında Youngkin'a karşı %81'e 8'lik gibi açık ara üstünlüğü var. Ve uzmanlar siyahların sadece %20'sinin bile sandığa gitmesinin sonucu etkileyeceğini söylüyor. Ancak Virginia'da seçim süreci başladığında Youngkin demokrat rakibinin 9 puan gerisindeyken geçen yılki başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden rakibi Donald Trump'a eyalette 10 puan fark atmışken Virginia'da bu hale nasıl gelindi? Uzmanlara göre bunun yanıtı biraz da Biden'la ilgili olabilir. Bir ankete göre Virginyalıların %66'sı ülkenin yanlış yolda olduğunu düşünüyor. Sadece %26'sına göre Amerika doğru yolda ilerliyor. Eyalet yanlış yolda diyenler %49,8. Doğru yolda olduğunu düşünenlerse %43,6. Ancak Virginia ekonomisinin geçen 4 yılda daha kötüye gittiğini ya da hiç değişmediğini söyleyenlerse seçmenlerin neredeyse 3'te 2'si. Sorun dönüp dolaşıp ekonomiye geliyor. Ülkede enflasyon son dönemlerin rekor seviyesinde. Raflardaki ürünler, petrol fiyatları artıyor. Son günlerde ekonomiyle ilgili bazı olumlu haberler de gelse, salgının da etkisiyle ekonomi henüz istenen seviyede değil. Biden'ın seçim sürecindeki ekonomik vaatleri hala toplumda etkisini gösteremedi. Cumhuriyetçiler de bu durumu rakipleri karşısında değerlendirmeyi ihmal etmiyor. Amerikalılar enflasyona sabitlendi. Bazılarına göre 70'ler 80'lerdeki kadar kötü enflasyona sahibiz. Her eyalette benzinin galonu 3 doların üstünde. Görünürde umut yok. Demokratların Virginia'da seçimi kaybetmesi gelecek yıl Temsilciler Meclisi'nin tamamıyla Senato'nun 3'te 2'sinin yenileneceği seçimler öncesi Cumhuriyetçiler için itici güç olabilir. Seçim yasası, kürtaj hakkı gibi konularda Cumhuriyetçi valilerin yönetimindeki bazı eyaletler
demokratların tepkiyle karşıladığı değişikliklere gidiyor. Yankı'nın muhtemel zaferi buna Virginia'yı da ekleyebilir. Demokratlara göre Virginia'da bu seçimde demokrasi de sınavdan geçiyor ve özellikle destek oranı %40'lara düşmüş Biden için Virginia'da kazanmak oldukça önemli. Bu Demokrat Parti için itici güç olabilir ama aksi durumda partiyle Biden için 2024'teki başkanlık seçimleri öncesinde şimdiden alarm zilleri çalmaya da başlayabilir. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. 30 Ekim 1961 Türkiye'nin olduğu kadar başta Almanya olmak üzere birçok ülkenin yakın tarihinin kuşkusuz önemli günlerinden biri. Bu tarih Türkiye'den başka ülkelere işçi göçünün resmi başlangıcı olarak kabul ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sonrasında yeniden kalkınma programları uygulanan Almanya'da oluşan iş gücü açığının giderilmesi amacıyla Türkiye ile Almanya arasında Türk İşçi Alımı Anlaşması'nın imzalanmasının ardından sonraki dönemde İstanbul'daki Sirkeci Garı'ndan yollara düşen veya o zamanki adıyla Yeşilköy Havalimanı'ndan kalkan uçaklarla Almanya ve diğer ülkelere giden yüz binlerce işçinin göç serüveni 60. yılına girdi. Göç süreci göç edenleri olduğu kadar göçün yapıldığı ülkeleri de değiştirdi. Bu bağlamdaki konuları Hamburg Üniversitesi'nden sosyolog doktor Yaşar Aydın'la konuşacağız. Sayın Aydın, hoş geldiniz yayınımıza. Göç sürecinin aşamaları sizin yaşadığınız Almanya'da hem Türk hem de Alman toplumu açısından izlenildiğinde bugün neredeyiz? Yolun başında mı, ortasında mı, sonunda mı? Yani göç süreci 60. yılını geride bıraktı ve 60 yıl içerisinde Türkiye'den gelen göçmenler ilk önce misafir işçi olarak geldiler. Misafir işçi olarak tanındılar. Ancak geçen süre içerisinde Almanya'ya yerleştiler. Alman toplumunun birer asli unsuru haline geldiler ve Alman toplumunun her alanında aktifler. İş dünyasında aktifler, her meslek dalında aktifler, siyasette aktifler. Şu an Alman Federal Meclisi'nde 18 Türk kökenli milletvekili var. Dolayısıyla biz yolun bir hayli ileri bir kısmındayız. Bir hayli yol kat ettik. Dolayısıyla kesinlikle yolun başında değiliz. Çok büyük yol kat ettik ve artık Türkler Almanya'nın bir asli unsuru haline geldi. Sayın Aydın, göç 60 yıldır 3 kuşak olmak üzere başta Almanya ve Türkiye'deki insanlar ve ailelerin hayatlarında ne gibi bir iz bıraktı, neler değiştirdi? Bir kere Almanya'ya göç eden insanlar değişti. Yani geldikleri ülkenin tüketim kalıplarını ayak uydurdular, yaşam tarzını ayak uydurdular. Yani örneğin şöyle bir şey düşünün. Kırsal kesimden gelen bir işçi, bir köylü modern sanayi ortamına girdi. Oraya ayak uydurdu. Bu insanların çoğusu farklı bir kültürde, bambaşka bir toplumsal sistemde ayakta kalma mücadelesi verdiler, başarılı oldular ve onların sonraki kuşak, örneğin onların çocukları bugün birçok alanda varlar. Yani onların kültürel davranış kalıpları değişti, dünyaya bakış açıları değişti, toplumdaki konumları değişti ve şu an Almanya'daki Türk toplumu dünya toplumuyla daha iç içe. Yani birçok insan yurt dışına gidiyor öğretim görmek için, örneğin master yapmak için Amerika'ya gelenler var, İngiltere'ye gidenler var. Yani dünyayla iç içe geçti ve Türkiye ile de ciddi bir köprü oluştu bu dönemde. Bu göçmenler sadece Alman toplumunu değiştirmekte kalmadılar. Türkiye'deki toplumu da değiştirdiler. Nasıl değiştirdiler? Örneğin para göndererek, geride kalan akrabalarına, ailelerine para göndererek oradaki tüketim kalıplarının değişmesine katkıda bulundular. Örneğin yatırımlarıyla geldikleri ilin, geldikleri kasabanın ekonomisine katkı sağladılar. Bazıları iş kurdu, tüketim harcamaları yaptılar, emlak alımları yaptılar. Yani geldikleri kasabanın, köyün, şehrin ekonomisine ciddi bir canlılık getirdiler ve iki ülke arasında ciddi bir iletişim köprüsü oluşturdular. Yani örneğin Almanya ile Türkiye arasında birçok şehir arasında kardeş şehir anlaşmaları yapıldı.
Bu tür işbirliklerinde Türklerin, Almanya'daki Türk göçmenlerin çok ciddi katkıları oldu. Sayın Aydın, uyum göç sürecinde en çok kullanılan kavramlardan biri. Sizce Türkiye kökenli göçmenler Almanya ve yaşadıkları diğer ülkelerin toplumlarına uyum gösterebildiler mi? Ve tersine bakacak olursak da yine ev sahibi toplum olarak örneğin Almanlar Türkiye kökenlilere alışabildi mi? İki toplum arasındaki ilişkiler nasıl? Önce şunu belirteyim. Ben Türklerin Alman toplumuna uyum sağladıklarını düşünüyorum. Elimizde bu yönde çok miktarda veri var. Yani rakamlarla da bunu kanıtlayabiliriz. Örneğin iş dünyasına intibak ettiler, mesleki alanlara intibak ettiler. Bir sosyal statülerini geliştirdiler. Örneğin artık her kentte, her şehirde Türk muayenehane var, Türk avukatlık büroları var. Yani Türklerin olduğu avukatlık büroları var. Her alanda varlar ve bence Almanya'daki Türklerin büyük bir çoğunluğu Almanya'ya intibak etti. Alman toplumunun birer bireyi haline geldi. Vergi ödüyorlar. Toplumun siyasetiyle iletişim içindeler. Yani ben büyük bir kitle için bir uyum sorunu olduğunu düşünmüyorum. Ancak tabii ki daha yapılacak şeyler de var. Bunu da görmemiz gerekiyor. Örneğin bazı Türk kurumları, bazı Türk örgütlenmeleri zorluklar yaşıyorlar, entegrasyon, uyum konusunda hatalar yapabiliyorlar ve küçük de olsa bir kesim var Almanya'ya iyi uyum sağlayamamış diyebileceğimiz, yani kendi kabuğuna çekilmiş biraz, işte sadece Türklerle yaşayan, işte diğer toplumlarla pek iletişim içerisinde olmayan, zorunlu olmadıkça böyle yaşayan bir azınlık toplumu da var ama onlar belki %10'luk bir bölüm. Yani büyük bir bölümünün Almanya'nın birer parçası olduğunu görüyoruz. İkinci sorunuza gelecek olursak, Almanlar Türklere alışabildiler mi? Alıştılar. Büyük bir kısmı alıştı. Çünkü alışmamış olsalardı bugün Alman Federal Meclisi'nde 18 tane Türk kökenli milletvekili olmazdı. Almanya biliyorsunuz federal bir ülke. Eyaletlerde de çok sayıda eyalet parlamentosu milletvekilleri var. Yani onlar da artık Türkleri bir kendi partilerinde bir yoldaş olarak, bir işte aynı partinin üyesi olarak kanıksadılar. İş yerlerinde kanıksadılar. İşte Türk doktorlarına gidip muayene oluyorlar. Türk komşuları var. Yani ciddi bir iletişim var, ciddi bir etkileşim var. Ha, tabii şu da var tabii, hala 60 yıl geçmiş olmasına rağmen Türklere kuşkuyla yaklaşanlar da var. Bir İslamofobi, bir İslam karşıtlığı ya da bir Müslüman karşıtı ırkçılık da hala var. Irkçı cinayetler de olabiliyor Avrupa toplumlarında olduğu gibi. Ama ben Almanların büyük bir çoğunluğunun Türkleri kanıksadığını düşünüyorum. Örneğin Alman Federal Meclis olsun, gerek diğer kurumlar olsun, Türklere yönelik politikalar geliştirdiler. Örneğin bugün artık kreşlerde yemekler hazırlanırken işte orada Türk çocukların olması dikkate alınıyor. Birçok iş yerinde Türklerin olması dikkate alınıyor. Yemekler olsun, diğer düzenlemeler ona göre yapılıyor. Yani dolayısıyla Almanların da hakkını yememek lazım. Büyük bir bölümü Türkleri kanıksadı. Onlarla ciddi iletişim içine girdiler. Siz de değindiniz ırkçılık deneyimlerine, Türklere yönelik saldırılar Almanya'daki Türkiye kökenli insanların kimlik algılarına nasıl etki ediyor sizce? Tabii onların kimliklerine daha da güçlü bir şekilde sıkı sıkıya sarılmalarına da yol açıyor bu bir. Bunu işte Zollingen'deki ırkçı saldırıdan sonra gördük, Hanau'daki saldırılardan sonra gördük. Ancak bir de başka bir etkisi de var, o da Almanya'ya olan işte bağlılığı da şöyle artabiliyor. Bu belki paradoks gelebilir. Yani şöyle bir kendilerine şöyle bir şekilde çeki düzen verme ihtiyacı hissediyorlar. İşte burası benim ülkem, ben burada doğdum, burada büyüdüm. Benim babam, annem bu ülkenin ekonomisine katkıda bulundu. Ben bu ülkeyi ırkçılara bırakmayacağım diyerek siyasette olsun, sivil toplumda olsun daha da aktif olabiliyorlar. Bu aynı zamanda Türklerin Almanya'ya olan bağlılığını da tetikleyebiliyor, ilgisini, siyaset ilgisini de tetikleyebiliyor. Bu da bir gerçek. Bir yandan da aslında Türkiye'de
Türk asıllı göçmenlerin Türkiye'yle bir duygusal bağ da devam ediyor Almanya'da. Bu açıdan baktığınızda nasıl değerlendirirsiniz? Evet, bu devam ediyor. Yoğun ilişki içerisindeler, siyasi olsun, medya üzerinden olsun, sosyal medya üzerinden olsun Türkiye'yi takip ediyorlar. Bence bu iki ülke arasında köprüler oluşturuyor. Bu aslında bir şans. Ama tabii şunu da üzülerek belirtmem gerekiyor ki Almanya'da bir kesim bunun bir şans olduğunun farkında henüz değil. Bunu bir külfet, bunu bir entegrasyonun, işte kaynaşmanın önünde bir engel olarak da görüyor. Yani Türkiye'nin o ulus aşırı, Türklerin Türkiye ile ulus aşırı bağlarının önemini yeterince kavramamış bir kesim de var. Bunu da üzülerek gözlemliyoruz. Sayın Aydın, Türkiye son yıllarda başta Suriye olmak üzere birçok ülkeden büyük sayıda göçmen alıyor, göç alıyor. Türk toplumunda bu konuda rahatsızlık yaşandığını gözlemliyoruz. Hatta yabancı düşmanlığına kadar varan bir durum da söz konusu olabiliyor. Türkiye'nin Almanya'nın göç deneyimlerinden yararlanabilmesi mümkün mü? İki göç dalgası birbiriyle karşılaştırılabilir mi sizce? Yani tabii ki çok farklı göç dalgaları ama benzer noktalar da yok değil. Ve Türkiye Almanya'nın deneyiminden faydalanabilir. Ve hatta şunu da söylemem gerekir. Türkiye Almanya'nın deneyiminden faydalanmalıdır. Öncelikle bu Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin artık Türkiye'de kalıcı olduklarını kabul etmeli. Yani bunlar geri gidecekler yanılsaması içine düşmemeli ki Almanya böyle bir yanılsama içine düşmüştü. Türk göçmenleri misafir işçi olarak tanımlamıştı. Onların tekrar Türkiye'ye döneceğinden hareket etmişti, varsayımından hareket etmişti. Bence bu yanlış. Türkiye'nin Almanya'dan öğreneceği en büyük noktada budur bence. Yani o insanlar Türkiye'de kalacaklardır. Belki %10'u 20'si tekrar Suriye'ye gidecektir ama %80'i en azından Türkiye'de kalacaktır. Türkiye bütün planlarını buna göre yapmalı. Onları Türkiye'ye kazandırmaya yönelik programlar geliştirmeli. Eğitimde olsun, iş piyasasında olsun, siyasette olsun, diğer alanlarda olsun. Bunu ne kadar erken başlarsa, erken yaparsa Türkiye açısından bu faydalı olur. Katiyen bunlar işte geçici, bunlar tekrar Suriye'ye gidecek yanılsaması içine düşürülmemeli. Bu çok ciddi bir hata olur. Hamburg Üniversitesi'nden Sosyoloji Bölümünden Doktor Yaşar Aydın, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Memnuniyetle ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sosyal medya devi Facebook, büyümek ve kar etmek amacıyla güvenlikten ve şirket ilkelerinden taviz vermekle suçlanıyor. Eski ürün müdürü Francis Hogan'ın Kongre Komisyonu ile paylaştığı şirket içi belgeler Amerika'da 17 yayın kuruluşu tarafından haberleştirildi. Facebook belgeleri adını taşıyan haber dizilerinde yer alan ayrıntılar şirketi ve CEO'sunu zora sokacak nitelikte. Begüm Dönmez Ersöz'ün haberi. Sosyal medya devi Facebook 17 yıllık tarihinin en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Şirket büyüme ve kar amacı güderek nefret söylemi içeren içerikleri yeterince engellemediği ve güvenlikten ödün verdiği gerekçesiyle eleştirilerin odağında. İddialar Amerika'da aralarında Associated Press haber ajansı ve CNN'in de olduğu 17 yayın kuruluşunun haberleştirdiği şirket içi belgelere dayanıyor. Facebook Belgeleri adlı haber dizisine konu olan belgeler, şirketin eski ürün müdürü Francis Hogan'ın ABD Kongresi'nin Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na verdiği ifadede paylaştığı dokümanlardan oluşuyor. Belgelere göre Facebook, nefret söylemi içeren paylaşımların engellenmesinde önem taşıyan dil ve kültürel bağlamın anlaşılması konusunda sorun yaşıyor. Belgeler, şirketin özellikle istikrarsız ülkelerde, bu ülkelerin diline ve kültürüne hakim olan uzman eksikliği nedeniyle terör ve nefret söyleminin yayılmasını önlemekte yetersiz kaldığını gösteriyor. Myanmar'da konuşulan Burma dili ve Arapça buna örnek olarak gösteriliyor. Nefret söylemi dille çok alakalı. Yerel dili konuşan kişiler olmadan bunu başarmak zor. O alanda ciddi çaba göstermemiz gerekiyor. Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg 2018'de kongrede verdiği ifadede bu alandaki eksikliklerini kabul etmişti. Şirket yetkilileri son 2 yıldır dil ve kültürel bağlam sorunlarının aşılması için uzman alımına yatırım yaptıklarını söylüyor.
Facebook'un uygulamadaki eksikliklerini ifşa eden eski ürün müdürü Frances Hogan ise algoritmaların kutuplaştırıcı içeriği teşvik edecek şekilde tasarlandığını ve gelecekte başka olayların da körüklenebileceğini iddia ediyor. I have no doubt that the chat, like the events we're seeing around the world, things like Myanmar, Ethiopia. Myanmar, Etiyopya gibi ülkelerde tanık olduğumuz olayların başlangıç olduğu konusunda hiç şüphem yok. Çünkü etkileşim temelli sıralama iki şeye yol açıyor. Ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı içeriği önceleyip yayıyor ve bu tür içerikleri yoğunlaştırıyor. Şirket içi belgelerle ortaya çıkan ayrıntılar bununla sınırlı değil. Sosyal medya devinin pandemide aşıya ilişkin yanlış bilgi paylaşımını azaltabilecek bir formül bulmasına rağmen bunu uygulamakta geciktiği belirtiliyor. Associated Press'e göre şirket içi yazışmalar, Facebook'un Amerika'da beyaz bir polisin siyah George Floyd'u nefessiz bırakarak ölümüne yol açmasının ardından yaşanan olaylar sırasındaki uygulamalarına da ışık tutuyor. Facebook'un Twitter'ın aksine eski başkan Donald Trump'ın Minneapolis'te yaşanan olaylara ilişkin yağma başlarsa ateş de başlar paylaşımı konusunda harekete geçmediği, Trump'ın bu paylaşımını takip eden günlerde Facebook'ta şiddet bildirimlerinin 5, nefret söylemi şikayetlerinin 3, yalan haber bildirimlerinin de 2 katına çıktığı görülüyor. 6 Ocak'ta Trump yanlılarının kongre binasına girmesinin ardından Trump'ın hesabını askıya alan Facebook, eski başkanın tartışmalı paylaşımlarıyla etkileşim yaratmasından yararlanmakla eleştiriliyor. Mark Zuckerberg ise kar amacı güderek öfkeyi kışkırtan içeriği kasıtlı olarak öne çıkardığımız iddiası dayanaksız diyerek iddiaları reddediyor. Facebook yetkilileri platformun kötüye kullanılmasını önlemek için çalıştıklarını savunuyor. Begüm Dönmez Ersöz, Amerika'nın Sesi, Washington. Facebook Metaverse yani kurgusal evrene odaklanmak için kendisini yeni bir adla yeniden markalaştırıyor. Güney Koreli Y kuşağı ve Z kuşağı sanal alternatif dünyalarda bir araya geliyor. Metaverse terimi teknoloji ve iş dünyasında hızla moda bir kelime haline geliyor. Peki Metaverse ne anlama geliyor ve ne vaat ediyor? Ekibimizden Dil Yetimoç'un geleceğin dünyası ile ilgili beklentileri derledi. Yoğun bir iş günüydü. Toplantıdan toplantıya koşturdunuz. Mesainiz bittiğinde günün stresini atmak için ya spor dersine katıldınız, belki kıyafet deneyip alışveriş yaptınız ya da arkadaşlarınızla konsere gittiniz. Ancak bu sıradan denilebilecek günü evinizden bile çıkmadan ya bir kulaklıkla ekran başında belki de dijital bir gözlükle gerçekleştirdiniz. Yani sanalla gerçeğin birbirine geçtiği kurgusal bir evrende bir gün geçirdiniz. Metaverse'e hoş geldiniz. So the word metaverse is quite a broad term. Metaverse kelimesi oldukça geniş bir terim. Ancak genellikle bireylerin geleneksel web sitelerinden daha kapsamlı bir şekilde etkileşim kurmasına izin veren çevrim içi alanları ifade ediyor. Bunun için sanal gerçeklik kulaklık seti kullanmak gerekebilir. Ancak kişiler Metaverse terimini bir avatarınızın yani kendinizi temsil eden bir karikatür çiziminizin olduğu ve bir video oyununda olduğu gibi etrafta dolaşıp diğer insanların avatarlarıyla etkileşime girebildiğiniz sanal ortamlara atıfta bulunmak için de kullanıyorlar. Metaverse'ün ana fikri internetin insanların sadece bakmakla yetinmeyip içinde aktif olduğu 3 boyutlu bir evrene dönüştürülmesi olarak açıklanıyor. Terim, sanal gerçekliğin ve artırılmış gerçekliğin kullanılmasıyla dijital ortamların daha gerçekçi hale getirilmesi olarak da yorumlanıyor. Meraklıları, Metaverse'ü internetin gelişiminde bir sonraki aşama olarak görüyor. Mark Zuckerberg, Temmuz ayında Facebook'un gelecek 5 yıl içinde bir sosyal medya şirketi olmaktan bir Metaverse şirketine dönüşeceğini söylemişti. Facebook, sanal ve artırılmış gerçeklik kulaklıkları ve gözlükleri geliştirmeye şimdiden büyük yatırımlar yaptı ve son olarak Metaverse planlarını hayata geçirmek için Avrupa Birliği ülkelerinden 10 bin kişiyi işe alacağını açıkladı. Beraber olduğumuzu hissetmek, işbirliği ya da beyin fırtınası yapmak için gerçekten fiziksel olarak birlikte olmamız gerekmiyor. Koronavirüsünün ofis toplantılarını çevrim içi ortama taşıması, Zoom gibi konferans uygulamalarının daha yaygın biçimde kullanılmasına neden oldu. Büyük teknoloji firmaları da bu değişimi paraya çevirmek istiyor. Facebook bu alana yatırım yapan tek şirket değil, teknoloji devi Microsoft da dijital ve fiziksel dünyaları birleştirme planları yapıyor.
because of the global health crisis. Küresel sağlık krizi nedeniyle son 18 aydır daha çok kişi evden çalışıyor ve uzaktan eğitim alıyor. İnternette çok daha fazla zaman harcıyorlar ve sosyal etkileşimden mahrum kalıyorlar. Şu anda fiziksel olarak yakınımızda olmayan kişilerle sosyal medya platformları gibi internet siteleri üzerinden veya mesajlaşma uygulamaları ve görüntülü aramalar kullanarak bağlantı kuruyoruz. Ancak şimdi bazıları etkileşimlerinin daha çok boyutlu ve gerçeğe yakın olabileceği, kişilerin yalnızca görüntülemek yerine dijital içeriğe dahil olmalarına olanak tanıyan çevrim içi alanlara daha fazla talep olduğunu düşünüyor. Bitcoin'in arkasındaki teknolojiyle aynı olan blockchain, yani blok zinciri teknolojisini kullanan belirli bir metaverse türü de mevcut. Mesela bu tür blockchain tabanlı sanal dünyalardan biri Decentraland. Decentraland'de kullanıcılar kıyafet gibi dijital varlıkları satın alabiliyor ve hatta kripto para birimleri kullanarak arazi sahibi olabiliyor. Moda şirketleri de trendin farkında, kullanıcıların avatarlarının metaverse ortamlarında giyebileceği sanal giysiler yapmaya başlayanlar var. Popüler çocuk oyunu Roblox kendisini bir metaverse şirketi olarak tanımlıyor. Epic Games şirketinin çevrim içi video oyunu Fortnite da metaverse'ün bir parçası olarak değerlendiriliyor. Müzisyenler bu platformlarda konser verebiliyor. Epic Games'e göre örneğin Eylül ayında milyonlarca kişi Ariana Grande'nin Fortnite'taki sanal performansını izledi. Ancak Metaverse kişilere sosyalleşmek, ticaret yapmak, oyun oynamak ve hatta konserlere katılmak için yeni bir alan sunsa da şimdilik gerçek dünyayla kıyaslanabilecek bir noktada değil. Zira kurgu evrende yer alan her şey hala gerçek hayata değil, bilgisayar oyunlarına benziyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. 6. gün programında gündemin yalnızca siyasetle sınırlı olmayan haberleri, dikkat çeken gelişmeleri ve uzman söyleşilerini getirdik ekranlarınıza. Haftaya yepyeni başlıklarla karşınızda olmak üzere. İyi hafta sonları, hoşça kalın.